Herkese merhaba değerli Muğla TV izleyicileri. Antrenmanımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde sizlere antrenman programımızı, antrenman drillerimizi anlatmak istiyorum. Bugünkü yapacağımız antrenmanda, bugünkü bölümümüzde önce ısınacağız. Isınmamızı şu şekilde yapacağız. İkili yapacağız sporcularımızı, ikişerli yapacağız. Birisi şut atacak ve şut atan ribaundunu takip edip alacak. Diğer pas veren arkadaşımız ise yarı saha, belirlediğimiz yarı saha çizgilerine koşup tekrardan şut atmak için koşacak alana. İkinci ısınma drillimiz ise serbest dribbling dediğimiz, zaten klasik, her zaman benim de önemsediğim drillerden serbest dribbling ısınmamızı yapacağız. Serbest dribbling ısınmamız neydi? Oyuncularımızı iki köşelere koyup sürekli dribbling, yani top sürme hamleleriyle karşı çembere turnike attırmaya ya da şut attırmaya götürüyoruz. Buradaki amaç da şudur: top sektirmek, topla haşır neşir olmak, yani topla oynamak, topla ısınmak, el ayak koordinasyonu, hem koşumuzu hem kollarımızı ısıtmak, hem vücudumuzu ısıtmak amacıyla serbest dribblingimizi uyguluyoruz. İster turnikeyle ister şutla bitirteceğiz bu drillimizi. Daha sonra iki ısınma drilli yaptıktan sonra stretch bölümüne geçeceğiz. Antrenmanın en önemli ana bölümlerinden bir tanesi stretch. Statik stretch yapacağız. Stretch biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Biz statik stretch yapacağız. Bu statik stretch'te sporcularımız açma germelerini sakatlık önlemek amacıyla, antrenmanın ana bölümüne hazırlık amacıyla yapıp gerçekleştirecekler. Stretch'imizi yaptıktan sonra asıl antrenmanın ana bölüm, çalışma bölümüne geçeceğiz. Bu ana bölümde yapacağımız genellikle top hakimiyetini geliştirmemiz amacıyla, koordinasyon ve topla çalışmalarımızı geliştirmek amacıyla hem ekran başındaki izleyicilerimiz de bizlere bir top sayesinde katılabilirler. Parkta, sokakta, dışarıda, nerede olursa olsun. Çok kolay ve uygulanması, yapılması basit bir antrenman drilli gerçekleştireceğiz burada. Şunu belirtmek istiyorum. Biz burada bu drilleri yaparken tamamen ekran başındaki izleyicilerimize, sporcularımıza, gençlerimize özgü driller üretmeye, yapmaya, yaptırmaya çalışıyoruz. Bu drillerden bir tanesi de bugün yapacağımız tek zamanlı, çift zamanlı stoplarla çift top drillerimiz, tek top drillerimiz. Zaten birazdan göreceksiniz. Bu tek ve çift top drillerimizi yaptıktan sonra bir balonla drillimiz var. Onu uygulatacağım, onu göreceksiniz. Gerçekten keyifli ve yapılması bir hayli de zor bir drill olacak. Bu drillerimizi yaptıktan sonra yavaş yavaş bitirme bölümüne geçiyoruz. Bitirme bölümüne geçmeden önce üçlü tehdit dediğimiz, basketbolda hücum oyuncularının gerçekleştirdiği üçlü tehdit anlatacağım. Hem uygulamalı yapacağız, hem de burada sporcularımızı ve ekran başındaki izleyicilerimize anlatmış olacağım. Üçlü tehdit nedir? Ben size bir ufak bahsedeyim uygulamada göstermeden önce. Üçlü tehdit, hücum oyuncusunun, yani toplu oyuncunun pas, şut ve çembere top sürme, drive etme, atak etme gibi gerçekleştirdiği eylemlere biz üçlü tehdit diyoruz. Antrenörler basketbol olarak, basketbol dünyasında böyle biliniyor. Üçlü tehdit anlattıktan sonra zaten uygulamalı anlatacağız. Savunmayı anlatacağız. Savunma da birçok aşamadan oluşuyor. Savunma dediğimiz zaman aklınıza başka şeyler gelmesin. Savunma dediğimiz zaman topu ve çemberi savunma olarak algılıyoruz ve gösteriyoruz. Bu savunmayı yaparken sadece toplu oyuncular değil, topsuz oyuncular da savunma yapacak. Göreceksiniz, birazdan anlatacağım. Savunmanın da aşamaları var. Toplu oyuncu savunma, şuta el gösterme, stance oturma, slide yani kayma adımı dediğimiz temel duruş pozisyonundaki topsuz yaptığımız eylemlere biz savunma diyoruz basketbolda. Bana soracak olursanız benim açımdan basketbolda, yani bir basketbolcunun en iyi yapacağı iş, en iyi yapması gerektiği iş savunmadır. Yani bir oyuncu eğer sayı atmıyorsa bile yapacağı savunmayla takımına o maçı kazandırır. Son saniye savunmasıyla takımına maçı kazandırır. Savunma da benim için çok büyük önem arz ediyor. Daha sonra savunma ve üçlüyü anlattıktan sonra en son yine çocuklarımızı, sporcularımızı, bugün normalde basketbol bildiğiniz üzere 5'e 5 oynanıyor. Fakat biz basketbolu burada 3 takıma bölüp 3'e 3 maç şeklinde uyarladık. Onu yapacağız. Göreceksiniz zaten birazdan. 3'e 3 maçımızı yaptıktan sonra da buna bir belirli bir skor belirleyip o skora ulaşan maçı bitirecek. Yaptıktan sonra da antrenmanımızı bitirmiş olacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Ekran başındaki izleyicilerimiz de bir top aracılığıyla, basketbol topuyla yapacağımız, uygulatacağımız drilleri uygulayarak, parklarda, evlerinde, sokakta, bahçelerde yaparak, uygulayarak, çıkarak bizlere eşlik edebilir ve bizlere katılabilirler.
şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Nasılız, iyi miyiz? Var mı ağrısı, sızısı, sakatlığı olan, herhangi bir şikayet olan? Güzel. Şimdi bugün koordinasyona yönelik bir antrenman programladık. Onu çalışacağız. Yani koordinasyonumuzu geliştirmek, arttırmak, top hakimiyetimizi geliştirmek, arttırmak, çalışmak amacıyla bir antrenman programı hazırladık sizler için. Onu çalışacağız. Zaten antrenmanda da göreceksiniz. Daha detaylı da sizlere anlatacağım ama antrenmana geçmeden önce ben biraz konuşmak istiyorum sizlerle. İlker, sence antrenmanlar nasıl geçiyor? Bize biraz bahseder misin? Neler yapıyoruz? Antrenmanlardan yokken pandemide nasıl geçti senin için antrenmansız günler? Ya, kötüydü yani. Hiç yapamadım. Evden çıkamadım. Çünkü zaten atölyelerdi. Ben bilgisayar falan evet, yapıyordum. Doğru. Evet, başka bir şey yapmıyordum. Nasıl antrenmanlar sana nasıl faydası oluyor basketbolun? Ya koç, ne bileyim, bilgisayarın başından kalkmamı falan sağlıyor. En azından evden falan dışarı çıkıyorum. Öyle. Peki antrenmanlar başladıktan sonra nasıl hissettin? Neler oldu, neler geçti? Bize biraz anlatır mısın? Ya, rahatladığımı anladım yani. Evde sıkıldığımı anladım. Buradan evde sıkılıyordu sürekli bilgisayar başında. Hani okullar da biraz yoktu, sıkıntılı olmuştu. Sen de antrenmansız, zor geçiyor senin için. Evet. Doğru mu? Doğru. Peki, bu zamana kadar kendin için, gelişimin için ne düşünüyorsun? Bence güzel. Gün geçtikçe gelişmeye devam ediyorum. Antrenmanlar nasıl geçiyor sende? Antrenmanlar güzel geçiyor. Koç takım arkadaşlarım da aynı. Güzel cidden yapıyoruz. Yani. Güzel, çok güzel. Evet, daha antrenmanın başında söylediğim gibi bir ağrısız, sakatlığı, şikayeti olan yoksa tempolu bir antrenman istiyoruz. Yoğun tempolu, çok eforlu, enerjik bir antrenman istiyoruz. Tamam. Şimdi şöyle ısınacağız. İkişerli olacağız. İki potaya da ayrılabiliriz, iki sahaya da ayrılabiliriz. Bir arkadaşımız şut atacak. Diğer arkadaşımız yarı sahaya kadar koşup gelecek. Yalnız şöyle açıklayayım. Koşuları yapan arkadaşlarımız tempolu koşacak yarı sahaya kadar. Şutu atan arkadaşımız daha önce bahsettiğim reboundu alıp pas verecek. Pası verdikten sonra da yarı sahaya kadar koşup tekrar şut için alana gelecek. Anlaştık mı? Şimdi top alalım, ikişerli olalım, antrenmana geçelim. Gel bir mola çekelim. Bravo. Bravo, bir mola çekelim. 1, 2, 3, mola! Evet. Şut atan arkadaşımız reboundunu alıyor. Pas veren arkadaşımız yarı sahaya kadar, yani yarı saha çizgisine kadar koşup yüksek tempoyla koşup tekrar alana gelip pası alıp şutla bitiriyor. Yani sürekli bir döngü var. Şut atan rebound, pas atan koşu yapıp biraz ısınacağız. Daha sonra ikinci ısınma drillimize geçeceğiz. Şimdi ikişerli olduk. Şut atan arkadaşlarımız reboundunu alıyor. Pas veren arkadaşlarımız yarı sahaya kadar koşup geliyor. Haydi başlayalım. Evet, güzel. Şimdi ısınma son drillimizi yapacağız ısınmadan. İki köşeye de geçelim ve serbest dribling dediğimiz, yani topla oynama, turnikeyle bitiriş, şutla bitiriş, tempolu koşularla ısınma drillimizi bitireceğiz ve strece geçeceğiz. İki köşeye de geçelim, serbest dribling, çapraz top sürmeler, bacak araları, bel arkaları, önden el değiştirmeler, hızlı şekilde çembere gidişlerle biraz daha ısınmamızı
Ateşleyelim ve strece geçeceğiz. Haydi. Tempolu. Çaprazlara top sür. Mutlaka. Güzel. Sol tarafa sol el. Sağ tarafa sağ el. Turnikeyle bitirebiliriz. Şutla da bitirebiliriz. Fark etmiyor. Kaçırmayalım. Hızlı rebound al. Hızlı pas ver. Haydi bakalım. Tempoyu artır biraz daha. Güzel. Bravo. Hızlı biraz daha. Kaçırmamaya çalış. Turnikeyi kaçırma. Turnikeyi kaçırma. Haydi devam. Çok dribbling yapmaya çalışın. Sürekli. Çok dribbling yap. Çok dribbling yap. Topla oyna biraz. Evet. Güzel. Aferin. Bravo. Aferin. Ama kafanı kaldır. Top sürerken kafanı kaldırıyorsun mutlaka. Evet. Çemberi gör yani. Turnike bitirişlerini kareye çarptırarak yapabilirsin. Kafanı kaldır. Güzel. Bravo. Aferin. İyice yüksel çemberi. Sıçra. İyice yüksel. İyice yüksel. Bravo. Kafanı kaldır. İyice yüksel ve sıçra. En yüksek noktada bırak turnikeyi. Bravo, bravo, güzel, güzel, güzel. Güzel. İster şut, ister turnikeli bitir. Bravo, sıçram. Evet. Isınmamızı yaptık. Şimdi Bilge Kağan bize streç yaptırtacak yani sizlere. Yuvarlak oluşturalım. Toplarımızı sepete atalım. İlker'cim sepeti getirir misin hemen buraya? Koşarak. Topları hemen sepete atalım. Streç'e geçeceğiz. Isınmamızı yaptık. İyi streç yapalım. Antrenmana geçmeden önce iyi streç yapalım ki antrenman sonrasında sıkıntılar yaşamayalım. Antrenman esnasında sıkıntılar yaşamayalım. Bilge Kağan'dayız. Ortayı takip ediyoruz. Lütfen iyi açma germe yapın. Tamam? Haydi. Merhabalar, ben Bilge. Biz her idman öncesinde ve sonrasında ve aralarında mutlaka streçin yaparız. Esnetme hareketleri bizim antrenman esnasında ve müsabakalarda sakatlanmamızı büyük derece önlüyor. Eğer antrenman esnasında ufak ufak esnetme hareketleri yaparsanız bunları minimuma indirebilirsiniz sakatlığı. Maç için de aynı. Isınmamızı yaptık, streçimizi yaptık. Şimdi antrenmanın ana bölümüne geçmeden önce şunları aktarmak istiyorum. İyi yaşa. Şimdi top hakimiyetimizi geliştirmek için biraz daha tek top, ardından çift top şeklinde bir drill yapacağız. Bu tek top drillini de şöyle göstermek istiyorum. Önce anlattıktan sonra uygulamasına geçeceğiz. Tek top dribbling'de tek top hakimiyetimizi, kontrolümüzü, koordinasyonumuzu geliştirmek için çeşitli driller var. Sağ elde top sektirme, sol elde top sektirme, önde el değiştirerek top sektirme, bel arkasında top sektirme, topu sağa sola arkaya öne yuvarlama gibi çeşitlendirilecek çok driller var basketbolda. Ve tek topta bence en önemli unsurlardan bir tanesi de kafanızın kesinlikle yerden kalkması, karşıya bakmanız, çembere bakmanızdır. Şimdi size uygulamalı göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. 3 kişi alayım buradan. 3 kişi gelsin. Top alın 3 tane. Sizler de dikkatli izleyin. Şöyle yan çizgi üzerinde yan sıra yapalım. Evet, Bilge Talla ortada kalsın. Ege biraz daha kay. Güzel. Şimdi yine temel duruş pozisyonumuza geçiyoruz. Temel duruş pozisyonumuz neydi? Bir daha hatırlatalım. Ayaklar, parmak uçları çembere bakıyor. Kalçamız dışarıya ve dizlerimizin üstüne biraz daha oturuyoruz. Ve dik duruyoruz mutlaka. Eğer kambur durursak, öne doğru eğilirsek belimizde ilerleyen zamanlarda çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Toplar sağ elde. Parmaklar açık. Avuç içi değmiyor. Temel duruş pozisyonundayız. Biraz oturuyoruz. Kalçamız dışarıda. Ve başlıyoruz sağ elde top sektirmeye. Başladık. Evet. Güzel. İşte
Kafa yukarıda, çembere bakıyoruz. Gayet iyi. Güzel. Bravo. Stop, yeterli. Şimdi yapılan diğer hatalardan biri de bilek oynamıyor. Direkt katı bir şekilde topu sektirenler de var. Ayak sağ tarafta sektiriyorsan sağ ayağına yakın sektirenler de var. Bu da bir hatadır bence. Basketbolda da genelde bu hata olarak görülüyor bunlar. O yüzden topu sağ elde sektirirken biraz sağ ayak ayağından uzak bir şekilde, çok da uzaklaştırmayacak şekilde sektirmek gerekiyor. Şimdi şöyle yapacağız. Sağ elde sektirmeye başlıyoruz. Ben düdük çaldığımda el değişip sol elde geçeceğiz. Tamam. Hazır. Başladık. Karşıya bak. Bana bakma. Çembere bak. Evet. Oynama Talla. Sabit kal. Güzel. Bileği oynat. Parmakları aç. Bravo. Çembere bak. Bana bakma. Gayet iyi. Bilge güzel. El değiştik. Önden el değiştirme yaptık. Ayak parmak uçlarım karşıya bakıyor. Ayağını kontrol et Ege. Güzel. Sert. Sert. Bravo. Bravo. Çok güzel. Güzel. Değiştik. Değiştik. Sağ el. Bravo. Çok güzel. Yeterli. Şimdi diğer üçlü arkadaş alayım. Siz teşekkür ederim arkadaşlar. Geçebilirsiniz. Bir üçlü arkadaş daha alayım. Detaylı detaylı gidelim. Parmaklar açık dedik. Bileğimizi oynatacağız. Avuç için topa değdirmiyoruz. Parmaklar açık. Ve temel duruş pozisyonunda yapıyoruz bu hareketleri. Sağ elde top sektirirken sol elimiz boşta kalıyor. Sol elde sektirirken sağ elimiz boşta kalıyor. Boşta kalan elimizi yani kolumuzu da şu amaçla kullanacağız. Yine temel duruş pozisyonu. Sağ elde top sektirmeye başlarsan uygulamalı gösteriyorum. Sol elim boşta olduğu için bu sol elimizi topun önüne koyuyorum. Ve topu rakipten engelliyorum. Yani rakibin top çalmasını sol el al, sol el al, sağ el önde, sağ el önde, topun önünde, topun önünde. Evet, avuç için dışarıya bakabilir ya da içeriye fark etmez. Bu elin amacı rakibin top çalmasını engellemek. Yani topumuzu rakipten, savunma oyuncusundan saklıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Az önce sağa sol sektirmiştik. Şimdi öne, arkaya, öne, arkaya. Sadece sağ elde sektirmeye başlıyoruz. Yine temel pozisyon. Ama boşta olan elimiz topu koruyor. Güzel. Bravo. Gayet iyi. Çok güzel. Devam. Devam. Karşıya bak. Kafanı yerden kaldır. Ve dik durmaya çalış. Aferin. Parmakları aç. Bravo. Güzel. Evet. Sol eli alalım. Şimdi sol elde görelim bir de. Sol elde görelim. Ayakların bak. Ayakların yan yana olması lazım. Evet. Devam. Devam. Bravo. Güzel. Karşıya bak. Çembere de bakabilirsin. Evet, güzel. Sol, sol tarafta. Öne, arkaya. Hasan, yan değil. Öne, arkaya. Öne, arkaya. Evet, güzel. Bravo. Topu kontrol et. Bunlar hep koordinasyon. İki taraflı. Hem kontrol edeceksin, hem topu sahip olacaksın, hem çembere bakacaksın. Biraz kapatabilirsiniz ayakları. Hasan, sol tarafta. Devam, 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 devam. İşte bunlar hep koordinasyon. Topu sektirmek, çembere bakmak, topa sahip olmak, acaba topu kaçırdım mı, top nerede, çembere bakamıyorum, yere bakıyorum. Bunlar hep sizin tamamen konsantrasyonunuzla ilgili. Ne kadar konsantre olursan o kadar iyi yaparsın, o kadar başarılı olursun o hareketi yaparken. Şimdi teşekkür ederim. Bir üçlü arkadaşım daha gelsin. Onlarda da farklı bir şeyler gösterelim. Onlarda da farklı bir şeyler gösterelim. Detayları ufak ufak anlattık. Tabii çok detay var aslında ama en önemli detayları anlattım ben size. Basketboldaki en önemli detayları anlattım. Birincisi temel duruş, ikincisi kafanı yerden kaldırmak, üçüncüsü parmaklar açık, bileği oynatıyoruz, avuç içi değmiyor. Bunlar basketbolda dünyanın neresine giderseniz gidin duyacağınız en önemli noktalardır. En önemli ne diyeyim ona kesitlerdir basketbolda. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Şimdi yine temel duruş pozisyonuna geçtik. Toplar sağ elde. Güzel. Ayak parmak uçları karşıya, çembere bakıyor. Şimdi
önde el değiştirme yapacağım. Önde el değiştirme yaparken de sadece omuzlar oynayacak. Yani siz kendiniz oynamayacaksınız. Omuzlar oynayacak. Sabitsin, dik duruyorsun. Sabit dik duruyorum. Ve omzumla sağa sol sağa sol yine kalçam dışarıda biraz dik duruyorum. Topu önde el değiştirerek gezdiriyorum. Tamam, hazır. Evet, sadece omuzlar. Güzel, uzat dirseklerini. Çağan dik dur biraz. Bravo, devam. Çok güzel. Çok güzel, devam. Evet, biraz daha hızlı. Biraz daha hızlanabiliriz. Bravo. Evet, sağ, sol. Bileği de oynatıyorum. Omuzlarım oynuyor. Çembere bak. Dik dur. Devam. Gayet iyi. Devam. Bravo, devam. 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 Çok güzel. Bravo. Güzel. Devam. Devam, devam, devam. Bravo. Yeter. Anladık mı? Bununla ilgili sorusu olan var mı? Güzel. Bir üçlü, ilk üçlüyü alabilir miyim tekrar buraya? Teşekkür ederim. İlk üçlüyü alayım. Şimdi sağ ve sol elde top sektirmeleri 1-2 drill'le örneklendirerek burada uygulamalı bir şekilde size gösterdim. Dozajı yani tempoyu biraz da artırıyoruz. O da şöyle. Sağ elde sektirmeye başlıyoruz. Sağ elde sektirmeye başladığımız zaman alçak dediğimiz zaman topu dizimizin altına indirip alçak sektiriyoruz. Yüksek, orta dediğim zaman orta. Yüksek dediğim zaman da iyice boyumuza kadar en yüksek şekilde sektiriyoruz. Anladık mı? Tempoyu ayarlıyoruz. Temel duruşa geçelim. Biraz daha zorlaştırdık drillimizi. Yine ayaklar çembere bakıyor. Karşıya bak. Güzel. Hazır. Alçak başladık. Alçak. Alçak. Güzel. Parmakları aç. Bilek. 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 Evet. Güzel. Avuç içine inmiyor topa. Dik dur. Güzel. Aferin. Orta. Orta. Bravo. Çok güzel. Orta. Biraz daha orta. Evet. Yukarı. Güzel. Sert. 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 Aferin. Güzel. Karşıya bak. Parmağını aç. Evet. Yüksek. 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 Bravo. Salla. Otur biraz dizlerin üstüne. Otur dizlerin üstüne. Otur. Güzel. Bir daha alçak. 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 Haydi sert sert. Hızlı 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 hızlı. Sert. Sert. Güzel. Orta. Orta. Güzel. Şimdi sol eli aldık. Yapılan bir tane hata var. O da şu. Top çok kaçıyor. Yukarıya, yanlara yakalamakta zorlanıyoruz. O yüzden iyi kontrolü, iyi topa hakim olmak lazım. İşte bunlar hep çalışarak, nasıl sektireceğini öğrenerek, nasıl topa sahip olacağını öğrenerek zamanla geliştirilebilecek türlerden bir tanesi. Şimdi sol eldeyiz, alçak başlıyoruz. Hazır. Başla. Sol el, karşıya bak, çembere. Güzel, sert. Parmakları açık, yine avuç değmiyor. Harika. Harika. Çok güzel. Sert, 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 sert. Evet. Bileğini oynat. Bileğini oynat. Bilek oynasın. Bravo. Çok güzel. Aferin. Devam. Sert. 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 Otur oğlum dizinin üstüne. Otur. Aç biraz. Salla. Dik dur. Dik dur. Dik dur. Evet. Sert. Orta. 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 Evet. Beline kadar çıkabilir top. Güzel. Aferin. Sert. En yüksekteyiz şimdi. Güzel. Yine otur. Otur. Dik dur. Aferin. Çembere bak. Bravo. Devam. Devam. En yüksek, en yüksek Bilgeciğim. Aferin. Devam, devam. Hemen al topu. Alçak, alçak, alçak. Evet. Yeterli. Çok güzel. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Geçebiliriz yerlerimize. Şimdi bu tek top hakimiyetimizi geliştirmek maç içinde, antrenmanda, her zaman, her yerde, evde, sokakta, parkta, basketbol sahalarında, kapalı alanlarda geliştirilebilecek, yani yapılabilecek en kolay aktivitelerden bir tanesi. Yani bunu istediğiniz zaman, istediğiniz her yerde geliştirebilirsiniz. Çünkü ihtiyacınız olan tek şey basketbol topu. Apartmanın önüne, parka, işte sokakta, dışarıda, ne bileyim, salonlarda, antrenmanda profesyonel basketbolcular
herkes bunu her zaman geliştirilebilecek en iyi antrenman modeli bence. Yani ihtiyacınız olan tek şey basketbol topudur. Zaten bizi izleyen sporcu arkadaşlarımız, gençlerimiz mutlaka bir tane basketbol topuyla bizlere eşlik edip bizlere katılacaklardır. Şimdi ben bunu biraz daha çeşitlendirmek istiyorum bu tek top birimimizi. Şöyle yapacağız. Yine 3 arkadaşımız gelsin. Geçelim. Şimdi bu 3 arkadaşımız bir elinde basketbol topu, bir elinde de balon olacak. Yani biraz zorlaştıracağız işi. 3 tane balon alır mısınız? En iyi verimi alabileceğiniz drillerden bir tanesidir bu. Tek top drillerinde. O da şudur. Sağ elde basketbol topunu sektirirken sol elde de balonun yere düşmemesini sağlayacağız. Yani balona tek bir hamle yaparak balonu havada tutmaya çalışacağız. Örnek bir tane ilgi gösterecek, şimdi yapmayın. Örnek gösteriyor. Sektir sağ elde topu. Balonu at şimdi. Evet. Hem balonu kontrol edecek hem basketbol topunu. Bir tane vurması yeterli. Evet. Güzel. Aynen böyle. Şimdi burada amaç şu. Hem koordinasyon geliştirmek, hem basketbol topunu kontrol etmek, hem de balonu kontrol edebilmek. Yani birçok işi birden yapıyorsun burada. Hem balonu kontrol et, hem topu kontrol et, hem çembere bak. Duruşunu bozma. Hazırsak başlayalım. Uygulamalı. 3 kişi birden biraz açıl. Evet, hazır. Bir hamle yapmanız yeterli balona. Ama basketbol topu hep sekiyor. Attık. Evet, güzel. Karşıya bak. Vur biraz. Balona vur biraz. Evet, balona vur biraz. Güzel. Devam. Sert, sert, sert. Sert. Evet. Haydi devam. Karşıya bak. Evet, bozma. Devam, devam. Basketbol topu hep sekiyor. Devam, devam, devam. Haydi. Evet, devam. Sert, sert, sert. Hadi oğlum, kontrol et, kontrol et, kontrol et. Biraz zorlaştı gördüğümüz gibi. İşte bunu doğru, koordineli, konsantre bir şekilde yaptığınız zaman mutlaka ve mutlaka gelişimi, yani faydasını göreceksiniz. Biraz zorlaşınca tabii ki de ister istemez toplar kaçabilir, balonlar düşebilir, hiç önemli değil. Bir daha yapalım hazırsak. Bakın tekrar söylüyorum, basketbol topu hep sekecek. Yani basketbol topunu beyninin bir tarafında sekiyor gibi düşün. Balonu da bir tane hamle yaparak havada tutmaya çalış ve havada duruyor gibi düşün. Tamam, hazırsak. Haydi. Biraz sert, güzel. Biraz sert, devam. Evet, vur balona. Evet, evet, güzel. Güzel, daha iyi. En azından daha iyi. Devam, devam, devam. Devam, devam, devam. Devam. Ege'cim, basketbol topunu da kontrol et. Devam. Vallahi güzel oluyor. Bravo, vallahi devam et. Devam et. Güzel, güzel. Bravo. Elle, elle, elle. Güzel. Devam, 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 devam. Yeter. Şimdi ikinci aşama şöyle. Sağ elde sektirip sol elde balon demiştik. Şöyle yapıyoruz. Balon sağ tarafa gittiği zaman sağ eldeki basketbol topunu önden el değiştirip sol elde basketbol topu, sağ elde balon yapabilirsiniz. Yani balonu yere düşürmüyoruz. Topu da önden el değiştirerek çeşitlendiriyoruz. Tamam. Hazır. Evet, güzel. Aynen böyle. Bravo. Aferin. Çok güzel. Devam. Top sekiyor ama sürekli. Öyle topu bırakamazsın. Basketbol topunu da unutma, balonu da unutma. Hadi hadi, top tutmak yasak. Evet, devam. Devam. Drill'e başlamadan önce tek top çalışması yapmak için çok çeşitli driller ve çeşitli modeller, etkinlikler mevcut. Mutlaka her basketbolcunun, yani her sporcunun, basketbol sporunu seven, basketbol sporunu yapan gencin, sporcunun, küçüğün, miniğin her yaş aralığında geliştirmesi gereken en önemli drillerden, etkenlerden bir tanesi bu. Çeşitlendirilebilir, geliştirilebilir ve artırılabilir bir şekilde çalışmalar yaptırılıp devam edebiliriz. Teşekkür ediyorum. Çift topa geçeceğiz ama çift topa geçmeden önce bir su içelim, hemen buraya gelelim. Tek toptan sonra çift topa geçiş yapalım. Bir de çift toptaki çalışmalarımızı, drillerimizi göstermek istiyorum size. Ve uygulamalı bir şekilde yapacağız. Şöyle yapalım, Zakir gelsin. İlker gelsin. Bir de Hasan alabilir miyim buraya? Güzel. Zakir'cim bir top daha al, Hasan iki tane top al. Çift top. Çizgi üzerinde. Şöyle, evet, güzel. Arkadaşlar,
tek toptaki yaptığınız kuralların aynısı, uyguladığınız kuralların aynısı çift topta da geçerli. Yani neydi onlar mesela? Temel duruş pozisyonu. Ayaklar çembere bakıyor. Dik duruyoruz. Kalçamız biraz dışarıda. Tek topta uyguladığımız kuralın aynısı çift topta da geçerli. Şimdi çift topu yaparken sağ ve solun birbirinden ayrı sekmesi gerekiyor. Eğer yakın sektirirseniz çarpışmada toplar yanlara, uzaklara kaçabilir. Bizim istediğimiz şey şu. Çift topun ayak parmak uçlarından, ayaklardan, ayakkabıdan uzakta aynı anda sektirmemiz ve çift top iki zamanlı oluyor. Tek zamanlı ve çift zamanlı ikiye ayrılıyor. Tek zamanlıyı Zakir bize göstersin. Aynı anda topları yere vuruyoruz. İşte tek zamanlı budur. Çift zamanlı yap. Çift zamanlı da topların ayrı ayrı 1 2 1 2 1 2 diye sekmesidir. Şimdi bizim istediğimiz şey şu. Tek zamanlı temel duruş pozisyonunda sektirmek. Hazırsak onu göstereceğiz uygulamalı bir şekilde. Hazır. Dik duruyoruz. Dik duruyoruz. Temel duruş. Kalça dışarıda biraz. Hazır. Güzel. Karşıya bakıyorsun yine. Çembere bak. Tek zaman. Karşıya bak. Güzel. Sert. Dik dur. Dik dur. Sert. Sert. Aferin. Devam. Bravo. Aferin. Güzel. Yeter. Stop. Aynı. Koordine olmak, koordineli olabilmek. Yani koordinasyon. Konsantrasyon burada da geçerli. Çünkü burada iki topu kontrol ediyorsun. Biraz daha birazdan zorlaştıracağız çift topu. O zaman farkı göreceksiniz. Aynı balonda olduğu gibi burada da biraz zorlanmalar olacak. Çift topta da aynı şekilde koordinasyon, iki topu da kontrol edebilmek, toplara hakim olabilmek zor. Yani çalışarak geliştirilebilir. Yine drillerden bir tanesi. Şimdi çift zamanlı yapıyoruz. Hazır. Sağ sol, sağ sol. Biraz daha sert. Aynı tek zamanlı istemiyoruz. Çift, çift. Çift, çift. Hasan biraz sert vur. Sert vur biraz. Sert, sert. Sert durur musun biraz? Sert durur musun biraz? Devam, topu kontrol et. Haydi. Hadi, 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 hadi. Hemen, hemen, hemen. Haydi, hemen. Hemen. Sert, sert. Dik dur. Şimdi hata var mı? Olabilir. Çalışıyoruz, öğreniyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Sert kuvvet uygulayarak kuvvetli bir şiddetle sektirirsek topları, top zaten alçak sekmez. İstediğimize göre sekebilir. O yüzden topu sektirirken mutlaka tek olsun, çift olsun, maç içinde olsun, antrenmanda olsun şiddet uygulayın mutlaka topa. Sert sektiriyoruz. Şimdi düdük çaldığım zaman tek zamanlıyla başlıyoruz. Ben her düdük çaldığımda çifte geçiyorsun, çiftten teke geçiyorsun, sürekli düdükte değiştiriyorsun, tamam? Hazır, tekle başlıyoruz. Sert, sert, kontrol et. Sert, sert, sert. Karşıya bak, dik dur. Aferin, devam. Bravo, sert. Devam. Sert vur, Hasan biraz, sert vur. Evet, 1-2, 1-2. Hasan'cığım, 1-2, 1-2. Devam et, hadi, 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 kontrol et. Kontrol et. 1, 2, 1, 2. Evet, güzel. Aferin, devam. Aynı anda, tek zamanlı stop. Bravo. Devam, sert, sert. Biraz ayrı tut topları. Devam, devam. Sert, 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 sert. Güzel, yeterli. Doruk'cum sen gel. Teşekkür ediyorum. Doruk gelsin, Ege Çağan gelsin. Bir de Mert'i alalım buraya. Bir üç, diğer üç arkadaşımızı da daha gösterelim. Çift zamanlıyı. Tek zamanlıyı ve çift topluyu. Yine aynı başlıyoruz tek zamanlı. Düdük çaldı, çift zamanı geçiyor. Hazır. Sert, sert, sert. Tek, tek, tek zaman. Tek zaman şu an. Tek, tek. Aynı anda. Sert, dik dur. Dik dur. Dik dur. Çağan, dik durur musun biraz? Evet. Güzel. Aferin. Duruş da önemli. Çift, çift. Bravo, çok güzel. Çift zaman.
Kontrol et, haydi kontrol et topu, devam et. Güzel, devam. Dik dur. Tek zaman. Sert. Dik dur biraz. Güzel, sert. Ayaklarını biraz kapat. Devam, sert. Hemen aldık. Hemen aldık. Devam. Çift zaman. Bravo, çok güzel. Yeterli. Güzel. Teşekkür ediyorum. Bilge İlker, Ege gelsin. Yine çift top. Şimdi az önce yaptığımız gibi geçelim yine yaya geç. Yaya geçelim. Az önce yaptığımız gibi biraz kay Ege. Yürüyerek çeşitlendireceğiz. Yani çift topla beraber sepete yürüyorum. Sepetten tekrar geri dönüyorum. İster tek zaman, ister çift zaman. Bizim istediğimiz şu an tek zaman stop. Yani tek zaman stopla sepete yürüdük. Geri dönüşüm. Yine tek zamanlı sektirmeyle yapıyoruz. Hazır. Önce olduğumuz yerde statik yapıyoruz. Önce olduğumuz yerde düdükle beraber sepete geldik döndük. Önce olduğumuz yerde. Güzel. Sert. Yürü şimdi. Yürü. Evet. Kafanı kaldır. Evet. Dön şimdi. Bravo. Biraz alçalt. Evet. Dik dur. Güzel. Devam. Hiç bozma. Devam. Hiç bozma. Devam. Kafanı kaldır yerden. Kafanı yerden kaldır. Devam. Sert. Evet. Stop. Şimdi çift zaman yapıyoruz. Çift zamanlı sektirme. Hazır. Kafanı yerden kaldır. Yere bakma. Hazır. Çift zaman. Güzel. Çift zaman. Güzel. Aferin. Bravo. Devam. Hiç durma. Devam et. Çift zamana devam et. Çift zaman Ege'ciğim. Çift zaman. Sağ sol. Kontrol. Kafanı yerden kaldır. Devam. Yeterli. Teşekkür ediyorum. Gelin böyle. Bir son drill daha göstereceğim. Son drill gösteriyorum arkadaşlar. Yine temel duruş pozisyonuna geçtik. Düdük çaldığım zaman tek zamanlı stopla sektirmeyle başlıyoruz. Düdük çaldığımda topları önden el değiştireceğiz. Tamam. Biraz daha zorlaştırdık. Hazır. Temel duruş. Dik dur Ege'cim. Dik dur. Evet. Ayaklarını kontrol et. Çembere bak. Başladık. Düdük çaldığında önden değiştiriyorsun. Evet. Değiştir. Güzel. Aferin. Devam. Evet. Bravo. Çok güzel. Aynı anda. Güzel. Aferin. Çok güzel. Sert. Dik dur. Değiştir. Evet. Bravo. Hemen kontrol edip hemen sektirmeye devam ediyorsun. Biraz sert. Şiddet uygula. Aferin. Devam. Değiştir. Bravo. Kontrol et. Dik durun. Eğilme. Çok fazla eğilmene gerek yok. Dik duruyorsun. Değiştir. Kaçabilir. Hemen kontrol et. Geri gel sırana. Güzel. Devam. Sert. Aferin. Değiştir. Bravo. Devam. Aferin. Çok güzel. Devam. Bırakma. Dik dur. Ayaklarını aç biraz Ege. Devam ediyoruz. Bırakma. Sert. Güzel. Bir alkış alabilir miyim arkadaşlarımıza? Güzel. Sorusu olan var mı? Teşekkür ediyorum. Geçebilirsiniz. Topları bırakın sepete. Tek zamanlı, çift zamanlı ikiye ayırıyoruz çift topta. Tek top ve çift top drillerimiz çeşitlendirilebilir, arttırılabilir ve en önemlisi geliştirilebilir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi basketbol takımında oynarsanız oynayın, hangi derecede oynarsanız oynayın, profesyonel ya da amatör fark etmez, sokakta keyif için, eğlence için, hobi için de basketbol oynayabilirsiniz ama bu çalışmalar gerçekten
tek top hakimiyetinizi geliştirmek amacıyla çok önemli ve kritik çalışmalardır. Biz her yaş grubumuzda, her antrenmanda mutlaka en az 15 dakikamızı bu çalışmalara ayırıyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir su içelim, diğer drillimize geçeceğiz. Bravo. Evet, ısınmamızı yaptık, stretchingimizi yaptık. Ana bölümümüzde tek top, çift top çalışmamızı gerçekleştirdik. Uygulamalı olarak hem anlatarak hem uygulamalı burada sizlere ve ekran başındaki izleyicilerimize göstermiş olduk bu çalışmamızda. Şimdi yapacağımız drill, yani çalışma, üçlü tehdit diyoruz biz buna. Üçlü tehdit nedir Bilgeciğim? Evet, dribbling, top sürme, üçlü tehdit oluyor. Şimdi ben bunu göstereceğim size, şöyle yapalım. Zakir'cim gel sen şu foul line çizgisine. Şimdi üçlü tehdit, savunma oyuncusunu şaşırtmak, geçmek, savunma oyuncusunu mağlup etmek amacıyla yaptığımız çeşitli hareketlerdir. Üçlü tehditlerden birincisi şu, şut atmaktır. Şöyle yapalım. Zakir ver topu Dora. Dora ver topu. Zakir ver topu Dora dedi. Ver Talha'ya sen. Zakir Dora ver. Evet. Talha takım arkadaşımız pas atacak Zakir'e. Zakir ver pası Zakir'e. Zakir direkt şutu atacak. Bu birinci üçlü tehditlerimizden bir tanesi. Bir daha ver Talha'ya. Talha pas atacak Zakir'e. Top sürecek rakibi geçip. Bu ikinci üçlü tehditimiz. Bir daha ver. Talha pas atacak Zakir'e. Ve Zakir de direkt pas verecek Bilge'ye. Bu da bir üçlü tehditlerimizden üçüncüsüdür. Bunları çeşitlendirebilirsiniz. Örnek veriyorum, pas, shoot fake yapabilir. Rakibini geçebilir. Bir daha yapalım. Örnek veriyorum, pas. Zakir de bir pas fake yapabilir. Pas fake'inden direkt tersi atak edip çembere gidebilir. Talha bir daha Zakir'e verir. Zakir. Çalışmış olduğumuz bacak arası, el değiştirme, bel arkası gibi fundamental crossover'ları kullanarak rakibini geçebilir. İşte biz bunlara üçlü tehdit diyoruz. Bunlar üçlü tehdit. Şut, pas ve top sürme. Çembere top sürme rakip için, savunma oyuncusu için üçlü tehdittir. Şöyle yapalım. Bilge gel karşısına Zakir'in. Zakir hücum oyuncusu, Bilge Kağan savunma oyuncusu. Bu üçlü tehditte hücum oyuncusunun dikkat etmesi gereken önemli noktalar var. Birincisi, savunma oyuncusundan topunu saklaması gerekiyor. Saklaması için vücudunu araya koyabilir, adımını araya koyabilir ya da direkt düz durarak topu sağ tarafına çekip saklayabilir. Atak pozisyonu. Penetre pozisyonu. Tamam. Bunlar var. Şimdi şunu yapacağız. Talha pas verecek sana. Bu üçlü tehditlerden bir tanesini kullanacaksın. Şut, pas ya da top sürme kullanıp Bilge çok aktif olmayacak. Bir tanesini yapacaksın. Uygulayacaksın. Tamam. Haydi. Görelim. Güzel. Mesela şut. Bravo. Çok güzel. Şutu uyguladık. Bir tane daha yapalım. Ver topu bir daha. Evet. Bir tane daha yapalım. Pas. Güzel. Crossover top sürdü. Ve üçlü tehdit kullandık. Çok güzel. Bir daha yapalım son kez. Evet. Pas fake'i. Güzel. Ya da pas. Üçlü tehditlerden bir tanesi. Anladık mı? Buraya kadar sorusu olan var mı? İşte biz buna üçlü tehdit diyoruz. Top sürme, pas ve şut. Üçlü tehditlerden uygulamalı olarak sizlere gösterdim ve anlattım. Başka sorusu olan var mı? Üç tehdit dediğimiz olay, kavram, direk budur. Hücum oyuncusu için en önemli detaylardan, en önemli çalışması gereken, mutlaka basketbol takımlarının, basketbol oyuncularının çalışması gereken drillerden bir tanesi. Şimdi şöyle yapacağız. Zakir hücum oyuncusu, Bilge savunma oyuncusu. Ver Zakir'e bir tane top. Bilge'nin savunmasına bakacağız. Hücumu konuştuk biraz. Üçlü tehditten bahsettik. Şimdi savunmayı bahsedeceğim. Savunma nasıl olacak? Savunmada 3 aşama var. Stance, kayma adımı ve topu savunma. O da nasıl oluyor? Şöyle. Bilgeciğim stance'e otur. Stance dediğimiz şey şu.
Yine temel duruş pozisyonunun topsuz hali. Temel duruş pozisyonu. Kalçamız dışarıda. Ne kadar eğilirseniz, ne kadar oturursanız kalçanıza, o kadar iyi savunma yaparsınız, o kadar iyi stans yaparsınız. İşte biz buna stans diyoruz. Dik durma, kalça dışarıda, topun karşısında. Stans. Kayma adımı ne oluyor? Zakir yavaşça sağ tarafa top sür. Sol ayakla topun karşısında kaymak. Yani top nereye hareket ederse, sol tarafa hareket ettiyse sol adımı atıp sağ ayağı çekme. Biz buna kayma diyoruz. Slide da denebilir. Kayma diyoruz Türkçesi biz buna. Savunma nedir? Topun karşısındaki savunma nedir? Top neredeyse biraz daha yakın. Topu karşılamak top savunmasıdır. Bir daha yapalım. Evet. Şu an slide stance pozisyonunda ve topun karşısında. Yani top, slide, kayma ve stance ile beraber topun ve hücum oyuncusunun savunmasını yapıyor Bilge Kağan. Savunma toplu ya da topsuz iki tarafta da yapılır. Yani illa toplu oyuncuya savunma yapacaksın diye bir kural yok. Topsuz oyuncuya da savunma yapabilirsin. Örnek veriyorum, top bu taraftaysa sen ters taraftaki savunman önemli olduğu için topsuz oyuncuyu savunman gerekiyor. Topsuz oyuncuyu da sahayı kontrol ederek savunma yapacaksın. Şimdi şöyle yapalım. Hücumsun, savunmasın. Bir tane oynuyoruz. Evet, güzel, güzel. Bravo. Bir daha yapalım. Savunma, stans, el gösterdi. Bravo. İşte şu an savunması biraz zayıf kaldı. Neden? Hem geç el gösterdi, hem şutu attırdı rakibine. O yüzden kolay savunma yaptı. Bir tane üst et yapacaksın, sen de savunma yapacaksın. Slide, stans görelim. Hay. Evet, crossover. Top sürdü. Savunması güzel. Bir daha yapalım. Uygulamalı. Hazır. Ay. Evet, el gösterdi. Şut, güzel. Var mı sorusu olan? Hücum için bir daha söylüyorum. Üçlü tehdit. Şut, pas, top sürme, drive, çembere atak etme, penetre yapma. Savunma oyuncusu için toplu ya da topsuz fark etmez. Savunma her yerde yapılır savunma için. Toplu alanda da, topsuz alanda da, uzak tarafta da, ters tarafta da yapılır. Savunma oyuncusu için stance, slide, kaymalar ve topu savunma. El göstererek topu savunma. Close out diyoruz. Bir sonraki antrenmanımızda da bunu zaten sizlere göstermiş olacağım. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Buraya kadar anladık mı? Teşekkür ediyorum hepinize. Bugün anlatacaklarım sizlere bu kadar. Biraz maç yapacağız. Bu maçla hem çalıştıklarımızı uygulayacaksınız, hem de ter atmış olacağız, ufak bir ter atmış olacağız. Daha sonra antrenmanımızı bitireceğiz. Tamam, haydi bravo, bir alkış alalım. Çok güzel. Bir su içelim, hemen buraya gelelim. Antrenmanımızı yaptık. En son bölümünde hem ter atacağız, hem çalıştıklarımızı uygulamak amacıyla bir maç yapacağız. Fakat normalde 5'e 5 maç yaparken biz bugün biraz farklılaştıracağız. 9 kişiyiz. 3 takım yapacağız. Şöyle yapalım. Bilge gel ortaya. Takımları ben böleyim. Hasan geç oraya. Zakir geç buraya. Güzel. Mert, Zakir'e geç. Doruk, Bilge'ye gel. İlker Hasan'a gitsin. Güzel. Ege Çağan, Bilge'ye gelsin. Sağlığa oraya gitsin. Zakir'e. Ege, sen de buraya gel. Şimdi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 3 takımımız var. Bu 3 takımda da 3 oyuncu var. Topu ortaya vereceğim. Topu ortaya vereceğim. Topu ortaya vereceğim. Orta taraftaki 3 oyuncu istediği bölgeden, istediği çemberden başlayabilir. Tempolu çalıştıklarımızı uygulayarak bir 3'e 3 maç yapacağız. 3'e 3 havasında atan takım karşıya, karşı çembere devam edecek topu alıp. Tempolu istiyoruz. Çalıştıklarımızı uygulayalım. Agresif savunma, sert savunma, üçlü tehdit, savunma, top hakimiyeti, top koordinasyonu, bunların hepsini görelim. Tamam. Tempolu istiyoruz. Haydi başlayalım. Thank you.
Tekrardan merhabalar. Bugünkü antrenmanımızı bitirdik. Gerçekten çok verimli bir antrenman olduğunu düşünüyorum. Hem ekran başındaki izleyicilerimiz için hem burada bizim sporcularımız için gerçekten çok detaylı ve verimli bir antrenman gerçekleştirdik. Biz bu çalışmaları burada yaptık. Sizlere de bunu aktarmış olduk. Bu çalışmaları yaparken detayları inceledik, irdeledik ve biraz daha derinlere inmeye çalıştım. Elimden geldiğince ekran başındaki izleyicilerimize bunu lanse etmeyi, aktarmaya çalıştım. Ben öncelikle herkese teşekkür ediyorum bizlere izleyip destek verdiğiniz için. Tabii ki de en önemli teşekkürü de Muğla TV'ye vermek istiyorum. En önemli teşekkürü de onlara etmek istiyorum. Gerçekten bizlere çok büyük destek oluyorlar bu bölümlerin yayınlanmasında. Hem bizim sporcularımız için bu zor zamanlarda gerçekten çok motive edici bir yayınlar, programlar, bölümler çekiyoruz. Hem kendileri için de çok güzel oluyor. Ben Muğla TV ailesine çok teşekkür ediyorum bizlere bu desteği verdiği için. Antrenmanlarımız Atatürk Spor Salonu'nda devam ediyor. Yani burada görmüş olduğunuz salonumuzda devam ediyor. Covid kurallarına uygun bir şekilde, pandemi kurallarına uygun bir şekilde biz antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize, değerli velilerimiz de mutlaka bizi izliyorduk. Kendilerine bir mesaj vermek istiyorum. Bizler haftanın 5 günü programlanmış bir şekilde Covid kurallarına uygun çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Lütfen ama lütfen bu zor zamanlarda çocuklarımız hem fiziksel hem ruhsal hem psikolojik açıdan çok etkilendiler. Spora gönderin, spora teşvik edin, destek verin. Bizler Atatürk Spor Salonu'nda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Instagram adresimiz de var Muğla Basketbol olarak. Bizleri oradan da takip edebilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Her şekilde antrenmanlarımıza, sporcularımızı ve Muğla'daki bütün çocuklarımızı lisans sporcu olmaya davet edip kulübümüze, antrenmanlara her yaş grubunu davet ediyoruz, bekliyoruz. 5-18 yaş arası kayıtlarımız devam ediyor. Ben tekrardan sözü şöyle bitirmek istiyorum. Değerli Muğla TV ailesine, sizlere bu konuda çok destek verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki Beyaz Gölge bölümümüzde, yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.